Evet merhaba arkadaşlar uzun zamandır karşılaşamıyorduk bayramı da bitirdik hepinizin bayramı mübarek olsun ee, şimdi bu akşam Türkiye geneli denemelerimizi çözmeye devam ediyoruz yavaş yavaş da toplanalım ee, biliyorsunuz yarın akşam itibariyle de e, Avrupa tarihinde tarihi ÖABT ve sosyal ÖABT'de çıkmış soruları çözmeye başlayacağız. Ee, muhtemelen yarın akşam 9 ya da 9.30 gibi bir saat koyacağım. Zaten Instagram'dan duyururum, siz de bildirimlerinizi açın. Ee, tarih ÖABT ve Sosyal ÖABT'de e, çıkmış soruları çözeceğimiz için kaydedemiyorum arkadaşlar. O yüzden e, lütfen canlı yayına katılın. E, katılamadığınız takdirde yapabileceğim bir şey yok. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum. E, bu akşam Türkiye geneli bir deneme daha çözeceğiz birlikte. E artık son ayımıza geldik biliyorsunuz, son düzlükteyiz. Son ay daha fazla çalışacağız. E bu akşamki soru çözümümüz evet genel kültür, GK içindir. Ancak soruları biraz böyle bir kalite üst falandır. O yüzden seviyorum, tercih ediyorum. Ömer hocam gelmiş, hoş geldiniz hocam. E ondan sonrasında ama yarın itibariyle tarihi öğabeti ve sosyal öğabeti, Avrupa tarihinin çıkmış sınav sorularını analiz edeceğiz, birlikte çözeceğiz. Üzerine konuşacağız şıklarını değerlendireceğiz birlikte. Hepinize yani özellikle tarihçi ve sosyalci öğretmen arkadaşlarıma faydalı olacağından eminim arkadaşlar. yarınki detay, yarınki sorular GK için değil. zaten sınavınızda yeterli şey geçerli değil. Derya'cığım senin de bayramı mübarek olsun. sizin sınavınıza dahil değil müfredatınızda yok GK'da. ÖABT şey, müfredatında var Avrupa tarihi. O yüzden sadece GK'da tarih çözecek olanlar yarın akşamki canlı yayına katılmayacaklar, ama tarih öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenleri katılacaklar. Evet arkadaşlar, bu yayını biliyorsunuz ki YouTube kanalıma da kaydediyorum. O yüzden çok böyle katılım falan beklemeden sorularımızı çözelim, ondan sonra kaydederiz. Her zaman olduğu gibi soruyu önce ben okuyorum o arada size yorumları kapatıyorum, sizden de sorularınızın cevaplarını alıyorum, tamam? Evet şöyle yine bir telefon, ee, bakalım yine bir Tripod değiştirelim. Evet şöyle aldık. Evet bakalım birinci sorumuz ne demiş? Şöyle bir saniye. Şöyle sıkıştıralım. Evet. Şöyle yorumları kapattım ve başladık. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kurulta üyeleri için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmıştır? Toygun, Otacı, Ayuki, Orun, Kut. Evet arkadaşlar ÖSYM e son birkaç yıldır sorduğu sorularda İslamiyet öncesi Türk devletlerinde daha çok devlet teşkilatından soru sormayı tercih ediyor. Bu geleneğini bu yıl ya bozabilir ya da yine aynen böyle kavramlar üzerinden sorularla devam edebilir ki zaten buradaki sorumuzun cevabı sizin de söylediğiniz gibi Toygun Kurultay üyelerine verilen isimdir. Kurultay üyelerinin kurultayda oturdukları yere verilen isim ise Orundur arkadaşlar. D diyenler için açıklama yapayım. Otacı zaten şifacı, eczacı gibi düşünebilirsiniz. Ayuki e, şeyde farklı bir kavramda. Kut yine e, işte lider olma vasfı eee İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Gök Tanrı tarafından verilen liderlik vasfı olarak kabul ediyoruz. Evet geldik o zaman kolay bir soruydu bizim için. Geldik ikinci sorumuza. Şöyle yorumlarımızı kapattık. Selçuklular döneminde Nizami Mülk'ün girişimiyle askeri istihbaratın ve posta işlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Sarayı Gülaman, Fütüvvet, Berit, Debağlık, Vakıf. Arkadaşlar zaten burada Selçuklular döneminde Nizami Mülk'ten sonra da Anadolu Selçuklu Devlet Teşkilatı içerisinde de zaten Berit Teşkilatı eşittir nedir? Posta teşkilatıdır zaten. Burada debbalığı bilmiyorsanız deri tabaklama, dericilik, le uğraşan kişilere deba denir arkadaşlar. Diğerleri zaten işte gulağanlı saray zaten şeyi gazneliler de var. Fütüvet teşkilatı olarak kabul ettiğimiz ahi teşkilatı içerisinde var. Vakıflar zaten biliyorsunuz sosyal hizmetler işlerini görüyorlar. Evet geldik öyleyse üçüncü sorumuza şöyle yorumlarımızı kapattık. Malazgirt Muharebesi'nden sonra 1085-1394 yılları arasında Bitlis yöresinde hüküm süren Türkmen Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Artuklular, Dilmaçoğulları, Mengücekliler, Saltuklular, Çaka Beyliği. Murat yayınları özellikle her üçüncü sorusunda bir şey soruyor. Böyle bir e, beylik Sormaya Başladı Herhalde Bu Yıl Bekliyor Diye Düşünüyorum e, Burada Dilmaçoğulları Arkadaşlar e, Malazgirt'ten Sonra e, Bitlis Bölgesinde Kurulan Türkmen Beyliklerinden Bir Tanesi e, Daha Sonra Biliyorsunuz Artuklular Mardin Ve Çevresinde Mengücekler Erzincan Divri Kemahta e, Şeyler Saltuklular ilk Kurulan Beylik Zaten Erzurum Civarındalar Çaka Beyliği ise İzmir Civarında Kurulan Birinci Beylikler Dönemindeki Türk Beylikleridir Cevabımız Bursa şıkkı dedik. Geldik o zaman bir sonraki dördüncü sorumuza şöyle yorumlarımızı kapattık. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskan, fütuhat, müsamaha politikalarından hangilerinin Balkanların İslamlaşmasına katkı sağladığı söylenebilir? Evet Osmanlı Devleti'nin özellikle kurulup gelişmesinde batı yönlü fetihlerinde kalıcı olmasını sebep olan özellikle iskan yerleştirme ve istimalet ya da diğer ismiyle müdara ya da müsamaha politikası, hoşgörü politikası özellikle kalıcı olmasında etkiliydi. Burada arkadaşlar aynı zamanda fütühatta fetih politikasıdır. Bunlar da batı yönünde gelişmesini de aynı zamanda Balkanlarda gelişmesine ve genişleterek sınırlarını İslamlaşmasında etkili olmuştur. Cevabımız bu yüzden sizin de söylediğiniz gibi Edirne şıkkıdır diyoruz. Cevabımız Edirne. Evet, geldik öyleyse 5. sorumuza. Şöyle yorumlarımızı kapattık. 16. yüzyılın başlarında düzenlediği sefer sonucunda kölemenlere son verip Şam, Kudüs ve Hicaz bölgelerinin Osmanlı hakimiyetine girmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Mehmet Çelebi. Evet, 16. yüzyıl deyince zaten aslında Şıkları bir anlamda zaten ediyoruz. 16. yüzyıl soruları bizim için Yavuz Sultan Selim veya Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Başlarında dediği için zaten sadece bu bilgiden bile Yavuz Sultan Selim dönemine zaten gidebiliriz arkadaşlar. Ayrıca verdiği bilgiler zaten Yavuz Sultan Selim dönemine aittir. İşte Mısır seferiyle, Mercidabak ve Lidaniye seferlerinden bahsetmiş. Bu sayede elde edilen yerleri anlatmış bize. Bu yüzden cevabımız Denizli. Geldik öyleyse. Altıncı sorumuza şöyle yorumlarımızı kapattık. Birinci e, şey pardon yukarıdakiler önce soruyu okuyayım. Yukarıdakilerden hangileri? Osmanlı toplum düzeninin temelini oluşturan hakkaniyet çemberi olarak adlandırılan anlayışın özellikleri arasında yer alır. Dünya barışı adaletle sağlanabilir. Devletin düzenleyicisi kanundur. Halkın bolluk ve huzur içerisinde yaşaması adaletle yönetilmesine bağlıdır. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde hakkaniyet çemberinde e, bu bunun içerisinde bütün bu maddeler aynı zamanda bulunmaktadır. E, kanun düzen ilişkisi vardır, hükümdarlığın e, asli vazifesi vardır, etkin bir idaresi vardır. E, burada sosyal devlet anlayışı aynı zamanda içerisinde yer almaktadır hakkaniyet çemberinin. Bu yüzden cevabımız zaten Edirne şıkkıdır öğrenilmesi için yani e, konu öğreten bir soru olarak sorulmuş güzel bir sorudur. Evet şöyle geldik o zaman bir son sorumuza. 7. soruyla devam edelim. Yorumlarımızı kapattık. Osmanlı klasik döneminde beyler bey ve sancak bey gibi taşra yöneticileri merkezden gelen emirleri uygulamak, huzur ve asayişi sağlamak amacıyla görev aldıkları bölgelerde denetime çıkmışlardır. Buna göre söz edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İltizam usulü, sancağa çıkma, devre çıkma, mülazemet usulü, kapıya çıkma. Evet arkadaşlar bu bir Osmanlı kültür medeniyet sorusu. Yine aslında uzak olduğunuz bir kavramı öğretmeye yönelik bir soru olmuş. E, devre çıkma dediğimiz kavramda e, klasik dönemde sancak beyi, beylerbeyi gibi taşra yöneticilerinin aynı zamanda merkezden gelen hem emirleri uygulamak hem de işte buradaki huzuru, asayişi sağlamak, e, düzeni sağlamakla görevinden bahseder. 16. yüzyıldan itibaren ise e, bu uygulama farklı şey e, devre çıkma da ayanlar üzerinden biraz daha e, şey, reaya üzerinden değişikliğe uğramıştır. Ama ismi devre çıkmadır. Zaten e, biliyorsunuz kapıya çıkma falan bunlar şeyle alakalı e, Yeniçeri Ocağı ile alakalıydı. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. Evet geldik o zaman 8 sorumuza. Ee, bir sonraki soruyu okuyup da şey yapanları arkadaşlar canlı videodan atıyorum. Şu anda attığım gibi haberiniz olsun bir sonraki soruyu okumayacaksınız. Şöyle yorumları kapattım. Osmanlı Devleti'nde temsilciler arasında Ahmet Karahisari, Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman'ın bulunduğu Türk İslam sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Ciltçilik, Hattat, Ebru, Çini, Minyatür. Arkadaşlar. Ee, Amasyalı Şeyh Hamdullah e, Amasyalı Yakut e, yine Ahmet Karahisari Hafız Osman gibi e, hat sanatında oldukça ünlü isimler ki özellikle 16. yüzyılda e, kendisini çok böyle hani zirveye ulaştıran bir sanattır hat sanatı o yüzden burada da önemli temsilcilerini vermiş bize cevabımız Bursa şıkkı olacaktır sizin için de zaten kolay soru statüsünde bir soru bence geldik o zaman şöyle 9. sorumuza yorumları kapattık. Yukarıdakilerden hangileri? Doğrudan Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi tarafından yapılan harcamalar arasında gösterilebilir. Kapıkulu askerlerin ulufeleri, tımarlı sipahilerin masrafları, lonca teşkilatı giderleri. Arkadaşlar ÖSYM özellikle bu kapıkuluyla tımarlıları birbirinden ayırt etmenizi çok ister ve bu yüzden de buna bağlı soruları da çok sorar. Mesela Kapıkulu Ocağı ile ilgili bir soru sorduğunda içinde tımar spaylarla ilgili bir cevap verir. Veya tımar sisteminden soru sorarsa ki her sene hemen hemen tımar sisteminden soru gelir. Burada mutlaka Yeniçeri Ocağı ile ilgili bir şık koyar. Bu da zaten soruyu bize çözdürür. Burada olduğu gibi şimdi Kapıkulu Ocağı e, ulufeleri ve culus masrafları biliyorsunuz. Tabii ki devletten ödenir. Devletin merkezinden ödenir. asıl hazineden çıkar. Devlet hazinesi dışında lonca teşkilatı giderleri kendi esnafların oluşturduğu ortak sandıklardan karşılanır. Tımar sipahilerinin gelirleri ise biliyorsunuz alınan vergilerle öşür haraç gibi vergilerden karşılanır. Bu yüzden cevabımız adanıdır. Sadece devletin giderleri olarak hazineden çıkan olarak ulufeleri ve culus bahşişlerini alabiliriz arkadaşlar. Evet geldik o zaman şöyle 10. sorumuza. Yorumlarımızı yine kapattım. Osmanlı Devleti'nde Şart öne sürerek sadrazamlık makamına gelen ilk devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Tarhuncu Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Damat İbrahim Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Arkadaşlar zaten bunu çok iyi biliyoruz. 4. Mehmet döneminde e, annesi Turhan Valide Sultan tarafından da bizzat görüşülerek aldığı görev için e, diyor ki benim hakkımda herhangi bir suçlama olursa Mahkemede yargılanmak isterim, ee, işte can güvenliği isterim, yaptığım e, işlerde önümde herhangi bir engel istemem, yaptığım her işi e, kabul etmenizi isterim gibi şartlar öne sürerek şartlı sadaret kabul eden ilk sadrazamımız Köprülü Mehmet Paşa'dır. Onunla birlikte başlayan dönemde Köprülü Mehmet, Köprülü Fazıl Ahmet, Köprülü e, Fazıl Mustafa, Kara Mustafa Paşa ve aynı zamanda Hüseyin Paşa'yı da yine eee Amcazade Hüseyin Paşa'yı da yine görüyoruz 4. Mehmet dönemiyle başlayan köprüler döneminde. Evet cevabımız Bursa dedik geldik 11. sorumuza. Şöyle yorumlarımızı kapattık. Osmanlı Devleti'nde 1726 yılında yazılan Vesile-i Tıbba adlı eserde aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmuştur? İtfaiye teşkilatı, hendesehane, matbaa, çiçek aşısı. Mühendishane. Biraz e, ağır bir soru aslına bakarsanız. E, bence ÖABT tadında bir soru. GK'da çıkabilme ihtimali bence yok arkadaşlar. Ama cevabımız tarihçiler, sosyalciler yaparlar. Ceyhan Şıkkı'dır arkadaşlar. Ama bir de burada belki de hani 100 yılından 1726'da tarihinden belki bilirsiniz. Lale Devri'nde yazılmış bir eserdir arkadaşlar. İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi... Ee, ilk Türk matbaasını kurmuşlardır biliyorsunuz. Burada da basılan eserdir Vesiletül Tıbba bizzat İbrahim Müteferrika'nın eseridir arkadaşlar. Evet cevabımız Ceyhan dedik geldik 12. sorumuza şöyle yorumlarımızı kapattık. Yukarıdakilerden hangilerinde İttihat ve Terakki Fırkası'nın etkisinden söz edilemez? Kanun esasinin hazırlanması, ikinci meşrutiyetin ilanı, babali Ali baskınının düzenlenmesi. Bence çok güzel bir soru. 12. soruda arkadaşlar İttihat ve Terakki bir de biliyorsunuz Meşrutiyet'in ilan edilmesinde e, Genç Osmanlılar Cemiyeti'nden bahsediyoruz hep. 1876'da Kanuni Esası'nın hazırlanmasında biliyorsunuz ki e, Genç Osmanlılar yani Jön Türkler vardı. 2. Meşrutiyet'te İttihat ve Terakki, Baba Ali baskınında yine İttihat ve Terakki'nin etkisinden bahsedebiliriz. Burada bahsedilemeyeni sorduğu için cevap Adana'dır. ...tam bir ÖSYM tarzında çıkabilecek bir soru tarzıdır. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Evet geldik öyleyse 13. sorumuza. Harikasınız hepiniz. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki gelişmelerin hangisinde? Neden sonuç ilişkisi kurulamaz? Berlin Anlaşması, Batum'un Rusya'ya bırakılması... ...Süveyş Kanalı'nın açılması, Akdeniz Ticaret Yolu'nun güç kazanması... ...Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti'nin ilk dış borç alımını yapması... Uşi Anlaşması, Trablusgarp'ın İtalya'ya bırakılması, Çırağan baskını, 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi. Evet 13. sorumuz bizim için bence zor bir soru değil. Siz de cevapları bu arada verebilirsiniz. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde Çırağan baskını 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için yapılan bir baskındır. Böyle bir amaç gütmüştür. Ee, ancak Başarılı olamamıştır, biliyorsunuz 7-8 Hasan Çelebi buna izin vermemiştir. Bu yüzden de Çırağan baskını başarılı olmamıştır arkadaşlar. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesine sebep olan olay 31 Mart vakasıdır. Sonradan meclis kararıyla kanunla tahttan indirilen tek padişah olmuştur ikinci Abdülhamit. Cevabımız bu yüzden Edirne'dir arkadaşlar ee, diyoruz. Böylece diğerleri arasındaki sebep sonuç ilişkisini de bağlayabilirsiniz. Kuleli Abdülmecit döneminde arkadaşlar o da başarısızdır doğrudur. Evet geldik o zaman şöyle yorumları kapattık. 14. sorumuza. Irak, Çanakkale, Galicia. Çarlık Rusya'daki iç karışıklığı engelleme, engellemek ve Rusya'yı savaşta tutmak amacıyla İngiltere'nin Osmanlı topraklarında açtığı cepheler yukarıdakilerden hangileridir diye sormuş. Yine sorulabilecek tarzda bir sorudur arkadaşlar, çıkabilecek tarzda bir sorudur burada. E, biliyorsunuz Çarlık Rusya'ya yardım göndermek amacıyla itilaf devletleri Çanakkale cephesini açmışlar. Ancak Çanakkale'yi geçemeyince e, Balkan e, şey boğazlar üzerinden yardım gönderemeyeceklerini anlayınca bu kez İran üzerinden e, yardım göndermeyi amaçlayarak. Ee, bu sebeple arkadaşlar gitmişler bir de e, Irak cephesini açmışlardır. Burada da Kutül Amare'de biliyorsunuz durdurulmuşlar ama başarılı olunamamış. Zaten bu arada Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Yine aynı şekilde Galicia cephesi, e, şeyde, Galicia cephesi ise ee, Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardım için açtığı bir cephedir. Ancak Bolşevik istilali çıkınca kapanmıştır. Yani Osmanlı Devleti'nin müttefiğine yardım yani Bulgarlara yardım gönderdiği cephedir aslında. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Sınavda çıkabilecek bir soru tipidir arkadaşlar. Evet geldim o zaman sizlerle doğru cevap verdiğinize göre 15. sorumuza yorumlarımızı kapattık. Yukarıdakilerden hangileri Mondos mütarekesinde yer alan konulardandır? Haberleşme ağı, savaş esirleri Toros tünelleri. Evet Mondros Ateşkes Anlaşması Rauf Orbay tarafından Osmanlı Devleti'nde Bahriye Nazırı Rauf Orbay tarafından 6. Mehmet Vahdettin döneminde imzalanan Ateşkes Anlaşması'dır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Ateşkes ilan etti ama bir barış anlaşmasından daha ağır şartlara sahip bir Ateşkes anlaşmasıdır. Yaptığı verdiği hükümlerle Osmanlı Devletinin hükümet haberleşmesi dışındaki bütün haberleşme ağının itilaf devletlerine geçmesine karar verilir. İtilaf devletlerinin savaş esirlerinin serbest bırakılmasına ancak Osmanlı esirlerinin serbest bırakılmamasına karar verilir. Toros tünelleri, köprüler ve kara ve demir yollarının tamamının İtilaf devletlerinin denetimine bırakılmasına karar verilir. Bu yüzden cevabımız Edirne'dir. Her biri için arkadaşlar Mondos Ateşkes Anlaşması'nda maddeler bulunmaktadır diyoruz. Cevabımız sizin de söylediğiniz gibi Edirne'dir. Geldik o zaman 16. sorumuza. Aynen öyle hocam. Zaten Mondos'tan sonra işgaller başlar ve bizim için biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı başlar. Milli mücadele yıllarına ait aşağıdaki belgelerden hangisinde? Mustafa Kemal Paşa yer almamıştır. Pozantı Kongresi, Sivas Komutanlar Toplantısı, Bilecik Görüşmesi, Sultanahmet Mitingi, Havza Bildirgesi. Evet yorumları açtım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Pozantı Kongresi, Sivas Komutanlar Toplantısı, e, Havza Bildirgesi ve Bilecik Görüşmelerinde Mustafa Kemal bizzat bulunmaktadır zaten. Sultanahmet Mitinginde yükselen isim ise Halide Edip adı vardır. Kara Çarşaf Mitingleri olarak da bilinir. İzmir'in işgaline karşı yapılmış e, mitinglerdir. Havza bildirgesinden sonra organize olmuştur. Özellikle Milli Kongre Cemiyeti'nin organizasyonu hakimdir. Sultanahmet mitingi tüm dünyada büyük ses getirmiştir. E, dediğimiz gibi kara çarşaf mitingleri olarak da bilinir. Mustafa Kemal bu tarihte Havza ve Amasya arasında olduğu için tabii ki İstanbul'daki Sultanahmet mitingine katılmamıştır. Kendisi hakkında İstanbul'da zaten tutuklama kararı vardır. Cevabımız Denizli'dir dedik. Geldik o zaman 17. sorumuza şöyle yorumları kapattık. Evet Nakiye Hanım da var ama şey var ya bu hmm, Halde Halide Edip'in konuşması müthiş. Böyle çok seviyorum. Neyse evet dağıtmıyorum konuyu devam ettim. Yukarıdakilerden hangileri? Milli mücadele yıllarında TBMM tarafından doğrudan bağımsız ekonomi politikasını uygulamak amaçlı gerçekleştirilmiştir. Meni israfat kanunu, meni müskirat kanunu, duyunu umumiye gelirleri edne el konulması. Evet arkadaşlar 17. soru güzel, bittik zorlayıcı bir soru arkadaşlar. Milli Mücadele döneminde TBM tarafından doğrudan bağımsız ekonomi politikası amacıyla gerçekleştirilmiştir demiş. Burada e, doğrudan demesi, duyunu umumiye e, gelirlerine el konulması hatta biliyorsunuz e, üretimlerde bile hatta e, şeyde gümrük gelirlerini 5 katına çıkarmıştı 1. TBM'i. E, bu yüzden cevabımız da C şey, pardon B şıkkıdır. Yani yalnız 3'tür. Meni israfat israfı önleme, meni müskirat içki üretim ve tüketiminin yasaklanması kanunudur. Bunlar da TBMM tarafından çıkarılmış olan e, kanunlar içerisindedir. Ancak e, burada doğrudan diye bir kavram olduğu için cevabımız Bursa şıkkı olarak kabul ediliyor. Biraz da yoruma bağlı bir soru olmuş. Geldik 18. sorumuza. Yorumlarımızı yine kapattım. Kurtuluş Savaşı yıllarına ait aşadık eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Birincinin önü savaşı Londra Konferansı'nın düzenlenmesi, Sakarya Meydan Muharebesi Ankara Savaşı Anlaşması'nın imzalanması, Mudanya Mütarekesi, Osmanlı Devleti'nin hukuken son bulması, Büyük Taarruz Fevzi Paşa'ya Mareşallik rütbesinin verilmesi, Mudanya Anlaşması Musul'un İngiliz Manası'ndaki Irak'a bırakılması. Evet. 18. sorumuzda arkadaşlar Lozan Anlaşmasında belirlenemeyen tek sınırımız Irak sınırıydı. İkili devletlerin yani Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasındaki görüşmelere bırakılmıştı. Lozan'dan sonra biliyorsunuz Haliç Konferansı toplandı ancak Haliç Konferansı sonuçsuz kaldı. Aralarında Brüksel hattını sınır kabul etmek zorunda kaldılar. Konu Milletler Cemiyeti'ne gitti. Daha önce 1924'te olan Nasturya ayaklanması ve o tarihte çıkan 1925'teki Şeyh Said isyanını bahane ederek ve Türkiye Cumhuriyeti o dönemde e, şeye Milletler Cemiyeti'ne üye olmaması dolayısıyla bizim aleyhimize bir karar çıktı. Milletler Cemiyeti'nden dediler ki 5 Haziran 1926 Ankara anlaşmasıyla Musul İngiltere yönetimindeki Irak'a bırakılacaktır ve böylece Musul petrollerinin %5'i 25 yıl süreyle Türkiye'ye bırakılacaktır dendi. Aldık mı o parayı alamadık ama sonuç olarak e, Musul meselesi Milletler Cemiyeti'nde 5 Haziran 1926 Ankara anlaşmasıyla çözümlenmiştir ama Türkiye'nin istediği gibi çözümlenmemiştir diyoruz arkadaşlar. Evet şöyle yorumları kapattık. Cumhuriyetin rejim şekli olarak ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1876, 1921, 24, 61 ve 82 anayasalarını vermiş. Evet, devletin yönetim şekli cumhuriyettir dediği 1921 anayasasına 1923 değişiklikleri olarak biliyorsunuz dahil edilmiştir. Bu yüzden burada cevabımız Bursa şıkkıdır. Eğer ki başından beri yani İlk hazırlandığı süreç itibariyle rejim cumhuriyettir deseydi o zaman 1924 anayasasıdır. İlk kez cumhuriyetin rejim olarak kabul edildiği anayasa 1921 anayasasındaki 1923 değişiklikleridir. 1924 anayasasında arkadaşlar başından beri cumhuriyet rejimi kabul edilir. Bu yüzden arada soru şeklinde bir tık farkımız var. Buna dikkat edeceğiz. Ceyhan diyenler için böyle açıklıyorum. Evet dikkat edelim. ÖSYM bir kez bize sınavda biliyorsunuz anayasa sordu. Evet şöyle yorumları kapattık. Atatürk döneminde kurulup Sümer Bank ile birleştirilen banka aşağıdakilerden hangisidir? İtibar Milli Bankası, Emlak ve Eytan Bankası, Deniz Bank, Sanayi ve Madin Bankası, Ziraat Bankası. Evet Ziraat Bankası haricinde diğerleri zaten Atatürk döneminde açılan bankalardandır arkadaşlar. 1925'te kuruluyor ve daha sonra Sümer Bank'la birleşiyor. Hangisi sanayi ve madin bankası bilmeyenler için öğrenilmesi amacıyla sorulan bir soru arkadaşlar. Cevap Denizli. Genelde ÖSYM hangisi Atatürk dönemindedir değildir tarzında sorularla karşımıza çıkartıyor arkadaşlar. O yüzden burada Atatürk döneminde kurulan bankaları bilmekte fayda var. Geldik o zaman 21. sorumuza şöyle yorumları kapattık. Aşağıdakilerden hangisi ikinci TBMM döneminin gelişmelerinden birisi değildir? Menemen olayının çıkması, Fethi Okyar hükümetinin istifası, Kabotaş Kanunu'nun kabul edilmesi, Abdülmecit Efendi'nin halifeliğine son verilmesi, Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması. Evet, 2. TBMM dönemi arkadaşlar 1923 itibariyle, 29 Ekim 1923 itibariyle e, resmiyet kazanmış. 11 Ağustos 1923 itibariyle çalışmalarına zaten başlamıştır. 1927'ye kadar geçen süreye biz e, 2. TBMM dönemi diyoruz. 1 Ekim 1927 itibariyle 3. TBMM dönemi başlıyor. Burada Menemen olayı 1930 tarihinde gerçekleştiği için e, 2. TBMM'nin dönemi de 1927'de sona erdiği için bu yüzden arkadaşlar cevabımız adına şıkkıdır. Yine ÖSYM bize böyle bir soru sorar. Bu yüzden kronoloji her şeydir. Her zaman söylediğim gibi. Evet 1919 27 değil hocam. 1919 şeyde 1920'de bir şeyde 23 Nisan 1900 şöyle yazayım. 23 Nisan 1920 ile 29 Ekim 1923 yılları arası birinci TBMM'dir. Daha sonra 1923'te 27 1 Ekim 1927 arası ikinci TBMM'dir. Tamam. Evet geldik o zaman şöyle 22. soruya. Yolları kapatalım. Aşağıdakilerden hangisi? Soyadı kanununun amaçları arasında yer almaz. Kişilerin toplum içerisindeki yerini belirginleştirmek, toplumun kültür seviyesini arttırmak, resmi işlerde karışıklıkları gidermek, toplumsal eşitliği sağlamak, ayrıcılık belirten ünvanları kaldırmak. Evet 22. sorumuz da Atatürk'ün inkılaplarından bir sorudur. E, soyadı kanunuyla birlikte toplumun kültür seviyesini arttırmak tabii ki amaçlanmamıştır. Sosyal eşitliği temel alan işte e, herkesin aynı soyadına yani farklı farklı ama Türkçe soyadları olduğu için aynı zamanda ilkelerde de halkçılık ve e, milliyetçilik ilkeleriyle bütünleşen bir inkılaptır arkadaşlar. Toplumun kültür seviyesiyle ilgili bir inkılap değildir diyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Evet geldim o zaman 23. sorumuza. Şöyle yine yorumlarımızı kapattım. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmemiştir? Çok partili hayata geçiş denemeleri, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, medeni kanunun kabulü, erkan-ı harbiye-i umumiye vekaletinin kaldırılması. Evet bu inkılap sorusundan sonra geldik bir ilke sorusuna. Cumhuriyetçilikle ilgili arkadaşlar biliyorsunuz anayasal düzen, hukuk üstünlüğü, bununla beraber yeni siyasi partilerin kurulması, siyasi kadınlara siyasi haklar verilmesi gibi durumlar bizim için Cumhuriyetçilik ilkesiyle bütünleşir. Ancak medeni kanun arkadaşlar kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere kadınlara hukuki eşitlik sağlamayı amaçlamıştır. Bu yüzden cevabımız Deniz ışıklıdır. Medeni kanunun kabulünü hem e, Türk medeni kanunu derse milliyetçilik olarak alırız. Aynı zamanda kesinlikle halkçılık ilkesiyle bütünleşmektedir. Kadın erkek eşitliğini sağladığı için erkanı harbiye umumiye vekaleti ordunun siyasetle karı, e, uğraşmaması TBMM içerisinde aynı zamanda asker kişilerin bulunmaması kanunudur. Yine 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırıldığı gün gerçekleşmiştir. Ancak kesinlikle layıklıkla ilgisi yoktur. Sadece ve sadece doğrudan cumhuriyetçilik ilkesiyle bütünleşen inkılaptır. Evet geldik o zaman 24. sorumuza. Şöyle yorumlarımızı kapattık. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen devlet adamlarındandır? İsmet İnönü, Tevfik Rüştü Aras, Celal Bayar. Evet. Arkadaşlar Atatürk dönemi dediğimizde 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan süreci aynı zamanda Atatürk'ün 1938'deki ölümüne kadar olan süreci biz Atatürk dönemi olarak kabul ediyoruz. Bu dönemde İsmet İnönü 1922 24 yılları arasında Tevfik Rüştü Aras 1925'ten 38 yılına kadar ki İsmet İnönü'nün en kıskandığı adamlardan bir tanesidir. Ee, dışişleri bakanlığı görevi yapmıştır. Ee, Celal Bayar bunlar içerisinde yer almamakta. Atatürk öldüğünde başbakan görevinde bulunmaktadır. 6 aylık çiçeği burnunda başbakanlı Celal Bayar Atatürk vefat ettiğinde. Evet cevabımız Ceyhan şıkkıdır dedik. Öyleyse geldik 25. sorumuza. Şöyle yorumlarımızı kapattık. Türkiye Türkiye Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olabilmek için devletlerden hangilerine savaş ilan etmiştir? Almanya, Sovyet Rusya, Japonya. Evet 2. Dünya Savaşı diye de belirse daha bir tatlı olurdu ama gerek de duymamış zaten siz de anladınız. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesi biliyorsunuz Yalta Konferansı'nda bunu açıklama yapacak. San Francisco Konferansı'na davet edilmek isteyecek. Yalta Konferansı'na diyecek ki ben Almanya'ya ki Hitler intihar etmiş burada Japonya'ya iki tane bomba atılmış artık Japonya'nın hali kalmamış. Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ettiğini açıklar Türkiye. Ki zaten Sovyet Rusya mihver devletler içerisinde değil, müttefik devletler içerisindedir. Zaten Türkiye Sovyet Rusya'nın da yanında olduğu yani müttefiklerin içerisinde yer almıştır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan Şıkkı olacaktır arkadaşlar. Ee, yine çıkabilecek bir soru tarzıdır ÖSYM'de söyleyeyim. Evet geldim o zaman 26. sorumuza. Şöyle yine yorumlarımızı kapattık. Bir çağdaş Türk dünyası sorusu. 1948'den beri devam eden Mısır-İsrail arasındaki savaş haline 1978'de son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Paris, Camp David, Salt 1, Salt 2, Dayton anlaşması. Evet arkadaşlar Mısır-İsrail arasındaki savaşlar 1978 yılındaki Camp David anlaşmasıyla son bulur arkadaşlar. Burada zaten Salt 1 ve Salt 2 bizim yumuşama döneminde Amerika ile Sovyet Rusya arasında imzalanan bu m, nükleer silahlanma karşıtı anlaşmalardır diyoruz. Evet geldim o zaman son sorumuza. 27. sorumuz Soğuk Savaş döneminden Çağdaş Türk Dünyası. Soğuk Savaş döneminde Avrupa kömür ve çelik topluluğunun kurulmasına aşağıdakilerden hangisi katkılı, katkısı olmuştur? Schumann planı, Unshower doktrini, Bağdat Paktı, Helsinki Nihai Senedi, Balfour Deklarasyonu. Evet arkadaşlar... Soğuk savaş dönemi dediğinde de bir dikkat edeceksiniz. Ama zaten burada Avrupa kömür çelik topluluğu dediği zaman e, burada Schumann zaten hemen aklımıza geliyor Schumann planı. E, burada Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schumann tarafından hazırlanan bu plan. E, böylece Sovyet Rusya'ya karşı Avrupa'daki oluşturulan ekonomik bir pazar ki Avrupa Birliği'nin de temellerini oluşturur arkadaşlar. 1967'de Avrupa Topluluğu adını alıyor. 1993 yılında ise Avrupa Birliği ismini alacaktır. Temellerini oluşturmuştur diyoruz. Evet böylece bu akşam şöyle alayım sizi yine. Evet bu akşamki yine Türkiye geneli deneme çözümümüz sona erdi. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yine tekrar biliyorsunuz devam edecek denemelerimiz. Ee, bu arada yarın akşam tarih ve sosyal ABT'cilerimi bekliyorum unutmayın ki saatini falan belirteceğim zaten. yayını kaydedemeyeceğim. O yüzden lütfen yayına katılmaya çalışın. Tamam. Evet kendinize iyi bakın. Hayatına akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.